Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile birlikte her sabah olduğu gibi karşınızdayız. Bu hafta bizi ilgilendirebilecek piyasa gelişmelerini ele alacağız. Aynı zamanda aracı kurum raporları, şirket haberleri ne varsa süremiz yettiğince, dilimiz döndüğünce paylaşacağız sizlerle. Ama öncesinde her sabah olduğu gibi ilk durağımız Rota Portföy olacak. Fon yöneticisi Selin Yıldırım bizimle beraber bu sabah. Şimdi Selin Hanım, tabii biz içeride kendi borsamızın sıkışıklığını habire konuşuyoruz ama dışarıda da bir sürü önemli şey oluyor. İşte Çin'de bir teşvik paketi geldi. İçinde rakam çıkmadı. Yine daha fare doğurdu hikayesine döndü. Amerika'da bilanço sezonu JP Morgan'la, Wells Fargo'yla büyük isimlerle beraber açılmış oldu. Bizde de bu hafta PPK var ama bir yandan da yurt dışında Avrupa Merkez Bankası var. İçeride dışarıda hangi faktörlere odaklanır piyasalar? Merhabalar, iyi haftalar Zeynep Hanım. BIST tarafından başlayacak olursak, BIST endeksi geçtiğimiz hafta %2,5 kadar değer kaybı yaşadı tekrardan ve 9000 seviyesinin altına gelmiş oldu. Kapanışını bu şekilde gerçekleştirdi. Böylece de yılbaşından itibaren kazancına baktığımızda %18,8 seviyelerine gerilemiş oldu borsanın kazancı. İçeride hem geçtiğimiz hafta aldığımız verilerin çok olumlu olmaması ve önceki haftalarda da hem Orta Doğu'daki gerilim, teknik olarak da zaten endeksin zayıf seyretmesi endeksi baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Vadeli işlemler tarafına baktığımızda ise burada geçtiğimiz haftaya göre aslında margin call tutarları, teminat tamamlama çağrıları tutarları nispeten azaldı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta günlük bazda 150 milyonla 240 milyon TL arası margin call rakamları gördük. Ancak spot tarafta da hala %90'lara yakın, %100'lere yakın kredi faiziyle kredi kullanan yatırımcıların burada öz kaynak problemleriyle karşılaşmaları sonucu spot tarafta da pozisyon kapatmalardan dolayı yine ayrı bir baskı unsuru olarak takip ediyoruz. Bunun dışında 4 Ekim tarihinde 8850 seviyesini test etmişti endeks. Buradan bir tepki almıştık. Ama şu an yukarı yönlü eğilimin daha zayıf olduğunu düşünüyorum açıkçası tepki açısından. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerde 9200 direnci ilk aşamada takip edilebilir. Bunun üzerinde kalmadığımız sürece yeni pozisyonlanmalar açısından risk oluşturacaktır. Yarından itibaren Aselsan'la beraber bilançolar, 3. çeyrek bilanço sezonu açılmış olacak. Burada da açıkçası görünümü yine 2. çeyreğe benzer şekilde olmasını bekliyoruz. Yani çok olumlu bir senaryo yok bilançolar tarafında da. Buradan daha yeni bir hikaye yaratılamıyor diyebilirim. Hisse senedi fonlar tarafına bakacak olursak burada olumlu görünüm şöyle yorumlayabiliriz. Yani bu 3 aylık açıkçası borsanın negatif seyrine rağmen çok agresif çıkışlar olmadı hisse fonlarından yine de. Bunu da kurumsal yatırımcıların hisse tarafında şu an için açıkçası negatif tarafa, yani satış tarafına geçmediği şeklinde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama borsada bireysel yatırımcı tarafına baktığımızda burada yatırımcı sayısında azalma gözlemliyoruz. Onun dışında bu haftayı neler takip edeceğiz diye bakarsak, bugün ve yarın olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 4 tahvil ihalesi gerçekleşecek. Bugün 2 ve yarın 2 olmak üzere ve yarın bir de kira sertifikası doğrudan satışını gerçekleştirecek. İçeride bir de Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Burada %50 ile politika faizinin sabit kalmasını bekliyoruz ve burada piyasada dolayısıyla bir volatilite beklenmiyor buna bağlı olarak. Hafta sonu takip ettiğimiz siyasi haber akışında açıkçası Sayın Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Burada vergi denetim seferberliği başlatılacağını büyük şirketlere duyurdu. Bu belki endekste ekstra bir baskı yaratabilir şirketler açısından. Onun dışında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerin yönelttiği bir soruya burada kabinede değişim olabileceğine dair bir sinyal vermesi yine daha önce de olduğu gibi bir spekülasyon yaratabilir. Onun dışında küresel tarafa da bakacak olursak geçtiğimiz hafta gelişmiş ülke borsaların olumlu seyrettiğini gördük. Burada %1 ve üzerinde yükselişler gördük Amerika tarafında ve Almanya tarafında. Onun dışında bu hafta geçtiğimiz cuma günü Amerika tarafında 3. çeyrek bilanço sezonu bankacılık tarafıyla başladı ve burada beklentilerden iyi hisse başına karların gelmesi borsa tarafını olumlu etkiledi ve S&P tekrardan yeni bir rekor kırdı 5822 seviyesiyle beraber. Burada bankacılık endeksinin de geçtiğimiz haftanın son işlem gününde %3 kadar primlendiğini gördük. Amerika tarafında aslında son aldığımız Eylül ayı verisine göre, tarım dışı istihdam verisinden sonra
beklentinin üzerinde gelmesiyle beraber burada 50 bas puan faiz indirim beklentisi neredeyse nötrlenmişti. Yine geçtiğimiz hafta aldığımız enflasyon verilerinde, TÜFE ve ÜFE verilerinde de yine beklentilerin üzerinde gelmesi bunu doğrular nitelikteydi. Şu anda FED faiz indirim beklentisine baktığımızda 25 bas puan faiz indirimi %90 olasılıkla fiyatlanıyor. Bu hafta da burada Perşembe günü perakende satışlar verisini alacağız. Bu veride de yine eğer aylık eğilim %0.3 olarak bekleniyor. Burada aylık eğilim eğer çok güçlü gelmezse tekrardan 25 bas puan faiz indirimi %100 olarak fiyatlanabilir diye düşünüyoruz. Evet. Sizin de dediğiniz gibi Çin tarafına da kısaca bakacak olursak burada teşvikler genel olarak açıkçası Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan teşvikler hem rakamsal olarak bir bilgi vermediği için hem de daha çok Çin'in asıl problemi olan tüketim üzerine bir veri akışı olmadığı için buradan gelen paket bu açıdan değerlendirildiğinde çok beklentileri karşılamadı diyebiliriz evet. Açıkçası. Dolayısıyla Çin tarafı da biraz dalgalı seyrediyor ve bu seyrin devamını bekleyebiliriz. Evet, orada büyümenin kalitesinden ziyade manşet rakama odaklı hikayeler duyuyoruz. Ama tabii rakamlar ve takvimle bunun altının doldurulması lazım. Takip edeceğiz şüphesiz. Rota Portföy Fon Yöneticisi Selin Yıldırım, çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için hafta başında. Hafta genelinde de zaten her sabah yine Rota Portföy'e dönerek piyasa değerlendirmesi alacağız. Ama şimdi Burcu, istersen biz de neler hazırladık bir onları paylaşalım. Şimdi grafiklerimiz var, şirket haberleri var. Açılış öncesi bilinmesi gerekenlerde sence neler var? Evet, küresel taraftan yine risk iştahının olumlu, Amerika borsalarının rekor kırdığı, yurt içerisinde ise yine zayıf olan bir piyasa görünümünde haftaya başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta piyasanın kapanışı 8900 seviyesinde altında gerçekleşmiş oldu. Bunun tabii sebebini hep konuşuyoruz. Faiz indirimlerinin ötelenmesi, yüksek faizlerin yatırımcıyı daha çok mevduat tarafına ve sabit getirili tarafına çekmesi, ekonomik kar beklentileri ve yine şirket kar beklentileri negatif etkilenmesi, bir taraftan Orta Doğu'daki haber akışı derken bunun yanında geçtiğimiz hafta yine büyük şirketlere olası vergi açıklaması bir taraftan etkili oldu. Bir de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle birlikteyken kabinede değişim olabilir açıklamaları bu hafta veya işte geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle Mehmet Şimşek değişikliği olur mu sorularını beraberinde getiriyor. Böyle bir şeyin olması çok olası olmasa da piyasanın bu tip haber akışlarından özellikle zayıf olduğu günlerde etkilendiğini de bir taraftan görüyoruz. Biz de şimdi U dönüşü de yatırımcının zaten geçmişte ağzının yandığı bir konu. Dolayısıyla kesinlikle hep o jokeri bir kenarda saklı tutuyor yatırımcı. Raporlarda da var zaten hep. Raporlarda da var ama ben artık bir spekülasyon malzemesi olarak da kullanıldığını gerçekten. Bu tabii işin üzücü kısmı. Şimdi piyasanın bu hafta bu açıklamaları ne kadar dikkate aldığını göreceğiz bir taraftan. Bir taraftan kabineyi bugün takip edeceğiz. Çünkü Orta Doğu'ya dair bazen o taraftan da gelebilecek haber akışları ya da açıklamaların da piyasa üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla piyasa aslında bir sürü olumsuz faktörle aynı anda uğraşmak durumunda kalıyor şu anda. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edeceğiz. Bir değişiklik beklenmiyor. Kasım ayına ilişkin bundan eğer enflasyon rakamı kötü gelmeseydi biraz daha beklentiler diriydi ama artık o beklentiler de kalmadı. Piyasa beklentilerini ilk yarıya diyelim 2025'in ilk yarısına ötelemiş oldu. Dolayısıyla yeni bir katalizör etki bulunmadığı sürece piyasada biraz daha bu görünümün en azından devam edeceği benzer. Fiyatlama mekanizmasında bu hep konuştuğumuz likidin azlığı, hacimin düşüklüğü hikayesi hala devam ediyor belirgin bir şekilde. Yalnız geçtiğimiz hafta bir farklılık olarak yatırım fonlarına bir giriş gözlemledik. Uzun zamandır bu girişi görmüyorduk. Bir de tabii geçtiğimiz haftanın hikayesi. 4 trilyon lirayı geçmiş vaziyette hareket ediyor orası da. Kesinlikle. Bir de geri alımlar. Türk Hava Yolları'ndan sonra bir maaş, iki tane daha işte Ataköy Patates'i gördük, TAP Gıda'yı gördük. Bu gibi birkaç tane daha küçük şirkette hisse alımları ile beraber bu endeksteki ağırlıklarının yüksek olması sebebiyle de olumlu etkilediğini gördük. Ki Cuma günü seninle bahsettiğimiz perakende bilançosu bir miktar yine perakendenin üzerine etki yaptı. Holdinglerden Sabancı'nın hareket ettiğini görmüş olduk. Dolayısıyla fiyatlar makul yere geldiğince şirketlerden gelen bu tip desteklerin de piyasa üzerinde etkili ve önemli olduğunu da görüyoruz. Yani kendi geri alımlarının artması, şirketlere sahip çıkılması anlamında. Tabii agresif alımlar çok değil ama yine de bir başlangıç, hani bir sıfırdan büyüktür. Taraftan da 3. çeyrek bilançoları yarın Aselsan'la birlikte başlıyor 15 Ekim. Bu sefer bilanço dönemi biraz birbirinin içine de geçmiş oldu. Yani ikinci çeyreğin hemen geçen seneden beri aynı filmi görüyoruz tabii. Görüyoruz. 2025'e kadar da böyle devam edecek. 2025'te artık enflasyon muhasebesini daha az konuşmaya başlayacak. Tabii hep çok kafa karıştırıcı oldu. Hem şirketler hem yatırımcılar açısından. Tabii bir taraftan artık etki anlamında
üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, birinci, ikinciye göre daha kolay takip edilebilir oldu. Ama tabii enflasyon muhasebesinde karışıklıklarını da göz ardı etmemek lazım. İşte bazen borçlu firmalara daha avantajlı olduğunu, stok tutanların dezavantajlı konuma düştüğünü görmüş olduk. Dolayısıyla bu anlamda da biraz böyle çok şeffaf olamadı ve yatırımcılar nezdinde çok kabul görmediğini de düşünüyorum. Bunların hepsini böyle alt alta toplayınca zor bir dönemde, zor dönem olmaya devam ediyor. Bir taraftan küresel borsalar rekor kırıyor dedik, Amerika piyasaları. O tarafta da üçüncü çeyrek bilançoları var. Bu geçtiğimiz hafta JP Morgan ve Wells Fargo'nun bilançosunu takip etmiştik. Bu hafta yine BofA'nın ve Goldman Sachs'ın bilançoları, Netflix'in bilançolarını takip edeceğiz. Küresel taraf olumlu. Biz daha sıkıntılı diyelim ya da böyle yatay aşağı diyelim bir bankta. Sen sözü sana bırakayım, sonra yabancıların alımları ne kadar mı? Evet, onlara bakarız. Şimdi o taraf tabii o kadar önemli. Diğer yanda da borsa açılışını takip ediyoruz. %0,10'luk yatay bir artı var. Açılışta 9 puan kadar yükseliş. Bize 8.885 puan düzeltelim seviyesine getirmiş oldu. Şimdi buradan devam ediyoruz mali endeksle. Orada haftaya başlangıç %0,13'lük bir artıya işaret etti. Sanayi endeksine %0,13 kadar artı da, banka endeksi de %0,15 alıcılı bir seyirle ekranlarımıza yansıdı. Aynı yeşil ekranların devamı bu arada hizmetler endeksinde %0,03, ulaştırmada %0,04 civarı böyle yatay bir şekilde devam ederken turizm endeksinde ise %0,05'lik bir düşüş var. Hemen şöyle borsa açılışına döndüğümüzde terminalde 60 hisse günü artıda başladı diyebiliriz. 25 hisse düşüyor, 15 hisse ise yatay bir başlangıçta. Akbank, Tekfen Holding, Türk Traktör, İş Bankası C hissesi, Sasa Polyester. Puan bazı en büyük katkıları endekse verirken baskı tarafında da Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Anadolu Anonim, Reader Teknoloji ve Migros ticaret hisselerini takip ediyoruz. Yüzdesel bazda güne en büyük artıda başlayan hisse %3,5'la Tekfen oldu. Arkasında %2,19'da Türk Traktör var. Eczacıbaşı İlaç, Koza Anadolu, Borusan Birleşik yine yüzdesel bazda güne en çok artıda başlayan ilk 5 hissemizi oluşturdu. En çok düşenlere de şöyle bir bakalım. Çünkü yatay başlangıç yaptı nispeten borsa. Orada da %2,62 ile Reader Teknoloji en çok düşen tarafta. Hemen arkasında ARD Grup Bilişim, Anadolu Anonim, Koca Erçelik ve Anadolu Grubu hisselerini görüyoruz. Şimdi az önce iki önemli istatistik hem sen söyledin hem de Selin Hanım da altını çizdi. Hemen şöyle kısaca verelim. Pay senedi tarafına geldiğimizde yatırımcı sayısı 7.135.238 seviyesine indi. Burada 12,1 trilyon TL değerlendiriliyor halen. Onu not düşelim. Bir de yatırım fonlarına girişten bahsettin Burcu. Oradaki grafiği de yine ekrana ben yansıtmış olayım. 4,01 trilyon TL'lik bir yekün söz konusu ve yatırım fonu tarafında da 5.368.000'in üzerinde yatırımcı şu anda tasarruflarını değerlendirir durumda. Şimdi en çok yükselenlerde Türk Traktör var. Oradan gelen bir temettü haber akışı var. Bu sabah yatırımcısını herhalde temettü verimi sevindirmiş olsa gerek ki hissede böylesine bir yükseliş var. İstersen biraz oradan başlıkları da verelim. 2.7 milyar TL tutarında nakden dağıtacak. 8 Kasım tarihinde dağıtacak. Tabii olumlu temettü verimi yüksek hisselerden bir tanesi. Türk Traktör zaten temettü hissesi kesinlikle. Hem bu anlamda tabii temettü hisselerinin temettü vermeye devam etmesi hem yatırımcı nezdinde de artık biraz daha mevduata hem işte sermaye getirisi hem kazanç getirisi hem temettü getirisiyle birlikte cazip olmaya devam ediyor diyelim. Bunun yanında Reader'da az önce olumsuz haberi okumuştuk. Yani daha doğrusu düşüş olduğunu görmüştük. Bu tarafta bir satış var. 188 milyon TL'lik bir tutarındaki hissenin MKK'ya satılabilmesi için başvuruda bulunulmuş. Söz konusu tutar ödenmiş sermayenin %20'sine denk geliyor. Bu büyük bir tutar. Dolayısıyla hisse üzerinde baskı yaratması beklenebilir ki öyle de olmuş zaten. Bunun yanında demir çelik üreticileri derneğinden bir açıklama var. Geçtiğimiz hafta dumping başlıklarını seninle burada yayında söylemiştik. Buradaki son alınan önlemlere dair yaptığı yorumda yaklaşık 5,5 milyon ton yassı çelik üretimini etkileyen bir durum olduğunu söylüyor ve ithalatın bir şekilde kontrol altına alınması ile Türkiye için 2 milyar dolarlık bir denge kurabilme, yine cari işlemler dengesini iyileştirebilme imkanına sahip olacak gibi olumlu açıklamalarda bulunmuş. Dolayısıyla bu tarafta işte Kardemir tarafında, demir çelikler tarafındaki haber akışları takip ediyor ki bu sabah Kardemir ile ilgili de yine bir haber vardı. Bir ihracat haberi, 10.3 milyon euroluk bir ray ihalesi kazanmış. Bir 3 aylık dönemde gerçekleştirilecek bu ihracatta. Dolayısıyla demir çeliklerin geçtiğimiz haftadan itibaren böyle ufak ufak hareketlendiğini de görüyoruz. Belki en kötü geride kalmadı. İşte bunların tabii yansımalarının da özellikle
ihracatçı şirketleri anlamında etkilerini biraz daha zaman aldığını göreceğiz ama dibi de bulduk gibi de bir taraftan da hani söyleyebiliriz, en azından sanayi şirketlerinin 2025'teki karlarının hemen toparlanması beklenmese de bir taraftan demir çelikler için de en kötü gerçekten geride kalabildi mi? Çin'in işte bir taraftan emtia fiyatlarının iyileşmesiyle birlikte o tarafta hareketlilik görebiliriz gibi 2025 yılıyla birlikte gibi geliyor bana. Şimdi Türk Traktör'le ilgili bu arada terminale döndüğümüzde bir kurumdan al, 9 kurumdan tut tavsiyesi var. Kapanış fiyatı 685 TL'ydi Cuma. Bugün ise 703 liradan hareket ediyor. Temettü verimi %3,9 olacak şeklinde açıklama geldi. Temettü dağıtılması 6 Kasım'daki genel kurulun onayına sunulacak. Toplamda 2,7 milyar TL'lik kar payı dağıtımından bahsediyoruz. %46,1'lik bir 12 aylık getiri potansiyeli ölçmüş terminal Cuma kapanışına kıyasla. En güncel tavsiyeyi de Akyatırım'dan 3 Eylül'de aktarmışız. Piyasa üstü getiri diyerek 1230 TL'yi Türk Traktör'de hedef fiyat vermişler. Şu anda 704 TL'de hisse senedi. Onu aktaralım. Niye Tekfen şu anda yüzdeselde en çok artan tarafta. Orada da Nilgün Şebnem Berker tarafından kuruluşa yönlendirilen pay alım satım işlemine ilişkin açıklamanın detaylarını KAP'ta bulabilirsiniz. Değerlendirmesi var terminalde. Onu da bir not olarak ben yine aktarayım. Bugün bir başka temettü ödemesi vesaire yok ama yarın E-Bebek var, Göknur Gıda var, Oba Makarna var, Sanifon var temettü ödemelerinde. Çarşamba'da Başkent Doğalgaz var. Şimdi yarın Aselsan'dan bilanço var dedik. Orada işte enflasyon muhasebesidir değildir, tahmin vermek çok zor diye hep konuştuğumuz şirket hisselerinden bir tanesi Deniz Yatırım'dan bugün bir değerlendirme geldi. Zaten bir tek Deniz Yatırım'dan gördüm açıkçası ben Aselsan'la ilgili bir kar tahmini. Neler öngörmüşler? İstersen biraz paylaşalım çünkü küçük yatırımcının sevdiği bir hisse Aselsan. Ben de sadece Deniz Yatırım'dan gördüm bu arada. Başka henüz daha kar beklentisini paylaşan kurumu göremedim. Emine sağlık arkadaşlarında diyelim. Kesinlikle. 21 milyar TL satış geliri, 4.7 milyar TL fabrik, 2.1 milyar TL net kar kaydedileceği yönünde demiş beklentimiz. Şimdi 3. çeyrek 2023 dönemindeki bu enflasyon muhasebesi etkileri hariç bırakıldığında ise 14 milyar TL satış geliri, 2.7 milyar TL fabrik ve net karda ise 4.3 milyar TL olacağını beklemişler. Özellikle burada fabrikte ve net kardaki değişiklik oldukça dikkat çekici. Fabrik eğer enflasyon muhasebesi olmasaydı fabrik düşüyordu ama net kar daha büyük oranda açılmış oluyor, açıklanmış olacaktı. 4.3 milyar TL. Şimdi şirketin 2024 yılı için yine nominal beklentileri kendi yaptığı rehberliğinde paylaştı. %70'in üzerine net satış geliri büyümesi, %26'nın üzerinde fabrik marjı ve 12 milyar TL yatırım harcaması yönünde. Tabi reel beklentilere göre bu %10'a düşüyor. İşte %22 fabrik marjı ve 14 milyar TL satış yatırım harcaması gerçekleştirilmesi yönünde. Bu arada tabi backlog işleri Aselsan'ın en güçlü kısmı. Bunların da hala güçlü kalmaya devam etmesi bekleniyor. Onların da önerileri endeksin şu ana kadar %5 performans üstünde gösterdi ve 89.70 TL demişler hedef fiyatımız için. 12 aylık verilere göre ise 22.6 FK ve 13.6 fiyat defter çarpanı ile işlem görüyor. Defansif bir hisse, beğenilen bir hisse. Özellikle bu yıl içerisinde ne kadar yani evet stratejik öneme de sahip olduğunu da görmüş olduk yaptığı iş itibariyle. Dolayısıyla dönemsellikten de artık hem dönemsel hem aslında belki defansif bir hisse olmuş durumunda. Dolayısıyla güçlü şekilde sonuçlar getireceğini ben düşünüyorum Aselsan bilançosunun. Hisse bazlı ayrışmaların belki en çok gördüğümüz herhalde şirketlerden, sektörlerden bir tanesi Zeynep. Şimdi Aselsan tarafına geldiğimizde Deniz Yatırım'ın hatırlatalım tavsiyesi ne yönde olmuştu? 12 aylık hedef fiyat 89 lira 70 kuruş. Al tavsiyesi veriyoruz demişlerdi. Terminale döndüğümüzde de Aselsan'la ilgili 9 kurumdan al, 5 kurumdan tut tavsiyesi var. 56 lira 10 kuruş Cuma günkü kapanış. Bugün de 56 lira 25 kuruşla işlemlere devam ediyor. 12 aylık getiri potansiyeli Cuma kapanışına kıyasla %33,9 ama çoğu tavsiye tabii güncellenmeye muhtaç ve muhakkak ki yarınki bilanço sonrası burada farklı bir tablo aktarırız seninle Burcu ama Ziraat Yatırım'a mesela bakınca onlar da al tavsiyesi vermişler ve 88 lira 70 kuruşla 12 Eylül'de tavsiyede bulunmuşlar. Ata Yatırım tarafından da yine 11 Eylül'de tavsiye piyasa üstü getiri 81 lira 12 kuruş diyor. Aynı gün içerisinde gelen iki tavsiye daha vardı. Wooden Company ve İş Yatırım her ikisi de alt tavsiyesi vermişlerdi. Wooden Company tarafında 56 lira 40 kuruş enteresandır alt tavsiyesi ama çok yüksek olmayan bir fiyat ve İş Yatırım tarafında da 83 TL'yi hedef fiyat vermişlerdi. Şimdi gidelim istersen hazırlamış olduğun grafiklere hem hisseyle ilgili hem tahvilleyle ilgili konuşacağız bugün grafikler üzerinden.
Bugün iki tane de ihale var. Hemen onu da hatırlatın. Tabii. Hem 2 yıl sabit kuponlu, 7 yıl değişken faizli iki tahvil ihalesi var. Yabancıların 2023 Haziran'dan bu yana yaptığı alışları ve satışları hissede EBDS üzerinden derlenmiş verilere göre, ben 2023 Haziran'ı özellikle yaptım. Çünkü ilk faiz artırımının geldiği tarih 22 Haziran 2023'tü. O zamandan bu zamana girişlerle çıkışlarla tahvil tarafında 15.9 milyar dolarlık, hisse tarafında ise 678 milyon dolarlık sadece bir giriş var. Buradaki girişleri biz yıl başına veya Mayıs ayının ortalarına kadar 2-3 milyar dolara yakın zaman zaman girişlerle konuşuyorduk, ama şu an neredeyse bir yıldan fazla bir süreçte pek bir yabancının olduğunu, kaldığını ve yatırım yaptığını da söyleyemeyiz. Bunu bu taraftan satmışlar, çıkmışlar, gitmişler anlamında bakmaktansa, ben en azından bardağın dolu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Yani yeterince kadar yabancı bu zamanda keride geldi gitti. Özellikle nedir? Not artırım zamanlarında geldi. Bilanço beklentilerinin daha iyi olduğu zamanlarda geldi. Enflasyon beklentilerinin daha iyi belki yönetildiği zamanlarda geldi. Dolayısıyla beklentiyi satın aldı gitti. Şimdi tekrar belki bir girmesi için bir hikaye var. Çünkü artık burada neredeyse sıfır noktasına gelmiş bir yabancı durum var. Dolayısıyla bundan sonraki beklentilerde eğer yine her şey yolunda giderse, tabii ki çok kolay olacağını söylemiyorum. Yani şirket karlılıkları anlamında gerçekten zor bir yıldan geçiyoruz. Büyüme hikayesi anlamında da zor bir yıldan geçiyoruz, ama en azından borsa hep beklentiyi önceden satın alır 6-8 ay öncesinden. Dilerim 2025'in hikayesini 2024'ün sonunda satın almaya başlar. Bu arada yatay bir şekilde borsa eksiye de geçti. Onu da ifade edelim. 8873 puanda işlemler devam etmekte. Piyasa masasını bugün de böylece noktalıyoruz. Yarın sabah güneyine birlikte başlamak dileğiyle. Hoşçakalın.